Yörex, Antalya Ticaret Borsası'nın yöresel ürünler projesinin bir etabı. Biz gördük ki ülkemizde yabancı ürünlerin istila ettiğini, kendimize ait ürünlerin üretiminin azaldığını, insanların kırsaldan göçtüğünü, insanların kırsalda iş bulamadığını keşfettiğimiz bir dönemde ortaya çıkardığımız bir proje. Buradaki amacımız 14 bin yıllık Anadolu'nun el emeği, göz nuru, yöresel ürünlerini tekrar ticaret hayatına atmak, kırsaldaki insanlara can suyu olabilmek, yine bize bedeniyetlerden kalan bu ürünlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için başlattığımız bir proje. Bu bağlamda özellikle coğrafi işaretler sistemini bu işe entegre ederek Türkiye'deki yöresel ürünlerin coğrafi işareti almasını, hatta bir etap daha ilerleyerek yurt dışında coğrafi işaret almasını sağlayan bir çabadır bu. Bunun sonucunda gerçekten Türkiye'de yöresel ürünlere konusunda bir farkındalık yarattık. Birçok yerel yönetimler, birçok kurumlar yöresel ürünlerine sahip çıkmaya, onları tescillemeye, onların üretimini teşvik etmeye ve onları satmaya başladılar. Bu doğrultuda önemli bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Elbette henüz gidecek çok yolumuz var. Yörex fuarıyla da biz bu üreticilerimizi, kırsaldaki üreticilerimizi burada ulusal, uluslararası marketlerle, e-ticaret siteleriyle yüz yüze görüşmeler yaptırarak onların ticaretine katkı sağlamaya, kırsal alana can suyu olmaya devam ederiz. Yörex'e başladığımız gün 119 tane coğrafi işaretli ürünümüz vardı. Şu anda 1640 civarında coğrafi işaretli ürünümüz var. 600'e yakın ürünümüz de coğrafi işaret başvurusunu gerçekleştirmiş. O gün yaptığımız çalışmaya göre Türkiye'de 3500 coğrafi işaret alabilecek ürünümüzü tespit etmiştik. Yani bir başka deyişle şu anda bu ürünlerimizin 3'te 2'sinin coğrafi tescilini yaptık. 27 tane ürünümüzün tescilini de Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretledik. 60 ürünümüzün de tescili için gün sayıyoruz. Ama Avrupa'da da hala da devam edeceğiz. Bunlar aslında o ürünlerin yöresine ait olduğunu, tüketicinin rahatlıkla tüketebileceğini belgeleyen işaretler. Yine gelişmiş ülkelerde özellikle gelir düzeyi arttıkça insanlar daha doğal ürünlere meylettiği için coğrafi işaretli ürünlere normal ürüne göre %20, %25 daha pahalı bedel ödemeyi peşinen kabul ediyorlar. Bir anlamda kırsaldaki insanların gelir de coğrafi işaretleme tescilliği de artmış oluyor.